Tam 2-3 hafta boyunca beynim bana oğlum Lord senin hayatında bir şey eksik diyor. Dün gece oturdum ve yaklaşık 5 saatlik bir düşüncenin sonucunda hayatımda neyin eksik olduğunu fark ettim. Lan oğlum ben uzun zamandır kimseye beyin vermiyormuşum meğer. O yüzden kısa zaman içinde mucize al bismillah hashtag 5'i yapmam gerek. Yok yani olmuyor. Gecelere uyku tutmuyor beni. Ama maalesef bu video mucize al bismillah beyin videosu değil. Aslında ben bu videoyu niye çekiyorum onu bile bilmiyorum gerçekten. Ha tamam hatırladım. Biz bu videoda galiba gelecek bölümlere bakacaktık. Ya neler olabilir diye öylesine bir iki teori atacağız. İşte mesela bölüm tablosuna bakınca çok garip şeyler görüyorum ben gerçekten. Umarım bunu sadece ben görmüyorumdur. O zaman videoyu geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. İşte bu kadar. Bir şey olmuyor. Sadece ben seviniyorum. Abone ol. Şimdi bölüm tablosuna bakmadan önce canımız ciğerimiz Globe'un 8 Ağustos'ta neler yapabileceği hakkında konuşalım biraz. Şimdi ilk önce Globe'un bugünü bilerek seçtiğini hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü Ağustos'ta var. Instagram dur lan 2 dakika. Evet şimdi Globe'un bugünü özellikle seçtiğini biliyoruz. Neden? Çünkü Ağustos 8. ay ve bu ayın yani 8. ayın 8. günü. Yani tesadüf değil. Ve eğer tesadüf olsa bile bu 14.605'te bir ihtimal falan olur. Şimdi bir iki metin paylaşıldı ama ben gerçekten Globe'un tam olarak ne yapacağını anlayamadım. Yani mucize maratonu gibi bir şey yapıyor galiba. Galiba hayranlar o gün Globe'un yeni bir spoiler falan paylaşacağını umut ediyor. İşte ben hala anlamadım ama yani o mucize maratonunda neler yapacaklar bir bilginiz varsa yorumlara yazın. Yani ben tam anlayamadım. Bekleyip göreceğiz işte yayınlasınlar. Wishmaker bölümündense benim teorimce gelecekten Sandboy gelecek. Yani Sandboy formunda olmayacak tabi ama başka bir güçle yeniden gelecek. Ve ben bu arada 8 Ağustos diyorum ya o bizim saatle işte 9 Ağustos oluyor. Globe bir spoiler paylaşacakmış ve Globe resmi YouTube sayfasında bir yayınlanmayan bir bölümden bir sahneyi paylaşacak. Gerçekten harika olacağı benziyor aslında. Ve Crocodile bölümü hakkındaki video falan bekliyorsanız beklemeyin. Muhtemelen 4 Ağustos doğum günü çünkü video gelmeyebilir. Neyse hadi şimdi ise 2 saatte beklettiğimiz bölüm tablosuna gidelim. Sorry bu arada bizim tablo biraz eskimişti. Şimdi Rocketeer'ın aşağısındaki 18. bölümün yerine bir Wishmaker yazalım. Şimdilik bize en yakın olan bölümler Crocodile 4 Ağustos'ta ve Wishmaker'ın ne zaman olduğunu bilmiyorum. Yayınlanmadı galiba yani ben bilmiyorum. Bilen varsa yazsın lütfen. Wishmaker bölümünden sonraysa çoğu fan şimdilik Gabriel Agres bölümünü istiyor. Evet 15 ve 16. bölümleri şimdilik bilmiyoruz. Santa Bubbler ve Rocketeer bölümlerinin arasında gerçekleştiği için muhtemelen Aylia ve Nino'nun üzerine kurulu olacak. Muhtemelen bu bölümlerde Aylia'nın yeni kostüm stilini bulmasını falan görebiliriz. Veya yeni gelen karakter vardı ya Jesse. Onun akumalandığı bölüm olabilir. Bunları zaten ben bir videoda söylemiştim yani bu teoriler bana aittir. Evet şimdi ise gelelim o garip önemli olaya. Dikkat ettiyseniz bize 18. bölüm olan Wishmaker'dan sonra hiçbir bölüm adı gösterilmedi. Sadece 26 ve 25. bölümler dışında onlardı zaten sezon finali. Çoğu fan 22. bölümün Cat Blank bölümü olduğunu söylüyor. Çünkü bütün mucize sezonlarının bölümlerini toplarsak 4. sezonun 22. bölümünde mucizenin direkt 100. bölümü oluyor. Ama bence hayır bence 23 veya 24. bölümler olabilir ama 22 de olabilir tabi. Yani eğer bu 100. bölümse eğer kutlanacak bir bölümse neden böyle yumuşak güzel bir bölüm göstermiyor kiler bize yani şiplerin bol olduğu bir bölüm falan. Neyse boşver Cat Blank bölümü işte 22. bölüm geç ya ne şipi ne aşkı ya. Pekala 22. bölüm Cat Blank bölümü olsun. 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. bölümler baya iyi olacağı benziyor. 19. bölümü çıkın bence 19. bölüm o kadar sağlam bir bölüm olmayacak bence yani. Ya da niye ki ya gerçekten bence aslında çok güzel bölümler olacak. Çünkü şöyle bakın yapımcılar kendileri Wishmaker bölümünün mükemmel bir bölümü olacağını söylüyor. Ve Wishmaker bölümünden sonra gelen bütün bölümlerin yani hiçbirinin adı yayınlanmadı. Tabii sezon finali istisna olmakla. Demek ki bu bölümler en ateşli bölümler ki sona saklıyorlar. Gerçekten yani bir sezonda bu kadar boş bölüm olmaz gerçekten. En azından bu bölümlerin hepsi güzel bir bölüm olsun. Çünkü şimdiye kadar beni gerçekten böyle tutan mükemmel bir bölüm olmadı. Wishmaker bölümünden sonra da muhtemelen Gabriel Agres bölümü olur. O da mükemmel bir bölüm olacağı benziyor.
Gabriel Agres bölümü hakkında da bir iki yeni teorim var. Hatta birini söyleyeyim. Bence bu bölümde diyorlar ya, yani biri Gabriel'ın yani Shadow Mode olduğunu öğrenecek. Bence o ya Plague olacak ya da Layla. Yani Felix olmayacak bence. Çünkü o kadar bölüm gördük ve hiçbiri Felix'le alakalı değildi. Bir kalıntı falan olur bölümlerde ya. Tabii Felix olmayacak demiyorum. Felix de olabilir tabii ki. Felix olursa eğer acayip güzel olur. Yani Felix kendisi de yani cool bir karakter. Hem de böyle Gabriel'ın falan kimliği öğrenirse acayip mükemmel olur. Ama bence yani büyük bir ihtimal böyle olacak. Felix'i göreceğimiz bölümler 4. sezonda Wishmaker ve Son Shadow Mode saldırısı bölümlerin arasında gerçekleşecek. Bir dakika oğlum, belki de Wishmaker bölümünde gelecek lan Felix. Gelecekten bir kötü adam gelir ve Felix de kendi çapında ortalığı karıştırmaya falan filan başlar. Belki de bu sayede gelecekteki Altmod'un kim olduğunu görebiliriz Wishmaker'da. Benden söylemesi, Wishmaker'da belki Felix'i görebiliriz. Neyse, video buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.